Bol güneşli bir pazartesi gününden ve yepyeni bir haftadan herkese selamlar. Bugün tekrardan sahil hattındayım. Hatta sahili bölmüşler. Bu küçük şaşkınlığı geçiyorum. Bugün sizlere daha güzel video şey yapmak için, antrenmanımdan da kesitler sunmak için göğüs aparatını taktım. Ama burada yolda bir sıkıntı var. Trafikte sıkıntı var. Evet. Güzel bir antrenman beni bekliyor. Ne yapacağım bugün? 30'ar saniye 650 watt sprintler atacağım. 10 defa atacağım bunu. Her 30 saniye arasında da 1 dakika rest vereceğim. Yani yavaş çevirerek bacakları hızlı toparlanmasını sağlayacağım. Ardından 30 dakikada normal bir sürüş yaparak eve döneceğim. Haydi bakalım, başlayalım. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you are. Flying up and above. Wish us. Sete girmeden önce 30 dakika güzelce ısınmak gerekiyor. Yani en azından benim için. Bu ısınmayı da 180 ile 200 watt arası yapıyorum ve Zeytinburnu, Samatya, Zeytinburnu, Sarayburnu yaparak yapacağım bunu. Sarayburnu'ndan sonra da artık setlere gireceğim. 10 set 30 saniye, 1 dakika dinlenme, 15 dakika sürecek tamamen. 15 dakikada da bu yol çalışmasını buraya kadar da gelirim diye düşünüyorum. Çünkü rüzgar sağ çaprazdan kafama vuracak. Bakalım. Antrenman devam ediyor. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. Saat güzelce gezinti zamanı. Yani gezinti dediğim 160-200 watt arası. O şekilde planlıyorum. Sonra eve gideceğim. Bu antrenman anaerobik bir antrenman. Yani eşik gücünüzün çok çok üstü. %200, yüzde belki sprint antrenmanlarında %300-350 üstü. Yani düşünün, %320 watt FTP değeriniz varsa 640 watt 30 saniye veya 45 saniye antrenman yapıyorsunuz ve bu yüksek setler halinde. Yani 8 set 10 set. Ben de 7-8. setten sonra artık vücut tükeniyor. Çok zorlanıyorum ama bir yolla bitiyor. Bu noktada işte irade, gücün yanında irade ve kararlılık çok önemli. Ya tamamen güçsel değil,
Fiziksel değil, mental gidiyorsunuz, psikolojik gidiyorsunuz. Çok faydalı ama bu antrenmanlar tabii ki de. Şimdi gezintiye kaldığımız yerden devam. Bir de bu antrenmanlarla ilgili sprint, anaerobik, işte threshold. Bu antrenmanları, ya threshold çok yüksek değil de diğer ilk üçü yüksek. Bunları haftada bir veya iki mutlaka ve mutlaka yapmak lazım. Aerobik kapasitenin gelişmesinin yanında anaerobik kapasitenin gelişmesi de çok önemli. Çünkü her gün çıkın 3 saat 4 saat sürün, haftada 30 saat antrenman yapın, fark edeceksiniz ki aerobik kapasiteniz çok gelişmiş. Ama anaerobik öyle değil. Anaerobik biraz zor. Anaerobik biraz mental savaş istiyor. Bunun için haftada bir veya iki aksatmayın bu antrenmanları. You're looking at a shooting star. Got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't shining like it's neon, rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. Stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When I turn up, then I would just have to leave. Shooting. Yep. Kalan 30 dakika daha bitti. Bugünkü antrenman biter. 1 saat 15 dakika. Ama bayağı yordu. Yani gerçekten yordu. Şimdi güzel bir soğuk kahveyi hak ettim. Onun üzerine Metin abiyi arayacağım. Metin abi gelirse beraber içeriz. Kahve sözüm var ona. Gelmezse artık evde kendi başıma içeceğim kahvemi. Yoracağıma güzel bir antrenman oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Antrenmanlarımı böyle paylaşmaya devam edeceğim. Öneri düşünceleriniz varsa da yorum olarak, Instagram'dan mesaj olarak her yerden yazabilirsiniz. Sorun yok. Bir başka videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşürüz.